Biz temel olarak iki zihin durumunda hayatımızı sürdürüyoruz. Ya hayatta kalma durumu ya da yaratım durumu. Hayatta kalma durumu demek stres içinde yaşamak demektir. Stres vücut dengesinin sarsılması ile olur. Ve vücuttaki salgı oranları bozulduğu zaman stres oluşur. Stres tepkisi dediğimiz şey vücudun kendini tekrar düzene sokmak için yaptığı bir şeydir. 3 tip stres vardır. Fiziksel stres, kazalar, yaralanmalar, travmalar, düşme gibi. Kimyasal stres, bakteri, virüs, kan şekeri seviyesi, ağır metaller, hormonlar, alkollü olma durumu. Ve bir de duygusal stres var. Trafik, internet bağlantısı, ev kredisi, bekar anne baba olmak, kira, sigorta gibi. Bütün bunları yaşıyoruz değil mi? Bunların her biri vücudun dengesini alt üst eder. Ama içimizdeki bir mekanizma vücudu tekrar düzene sokar. Doğadaki bütün organizmalar kısa süreli strese dayanabilirler. Ormanda çakal sürüsünün kovaladığı bir geyik düşünün. O an geyik telaşla çakal sürüsünden kaçar ama 15 dakika sonra yemek yemeye, otlamaya geri döner. Bu kısa süreli stres. Geyik dış dünyasında ani bir tehdit algıladığı anda bulunduğu ortamdaki koşullara uyum sağlamak için muazzam miktarda bir enerjiyi harekete geçirdi. Ve tüm bu enerjiyi harekete geçirmeye başladığında tüm kimyasalları adrenal hormonlar yoluyla serbest bıraktı ve ya savaş ya kaç denilen semptomsuz sinir sisteminin düğmesini açtı. Haliyle tüm bu enerjinin açıldığı anda bir enerji akışı oluyor. Ve beden böylece ya savaşarak ya da kaçarak çevredeki koşullarla başa çıkabiliyor. Fikri anladınız değil mi? Bu mekanizma bütün organizmalarda var. Ve bu sayede dış ortamlardaki koşullara ayak uydurup hayatta kalabilirler. Yalnız insan daha farklı ve eşsizdir. Eşsiz olmamızın sebebi de sorunlarımızı düşünebiliyor olmamızdır. Ve bunu yaparken en kötü durum senaryosunu da düşünebiliriz. Geçmişte kalmış bir anımızı da getirebiliriz ya da sadece düşünceyle stres tepkisinin düğmesine basabiliriz. Stres tepkisinin düğmesine bastığınızda onu bir daha kapatamazsınız. Artık hastalıklara açıksınız. Çünkü doğada hiçbir organizma uzun süreli bir acil durum modunda yaşamanın kötü etkilerini tölere edemez ve çöküşe geçer. Yani siz tüm bu enerjiyi dış ortamınızdaki bir tehdit için harekete geçiriyorsanız, geriye etrafta dolaşmak için az bir enerjiniz kalır. Ve iç ortamınız için hiç enerjiniz kalmaz. Büyüme ve onarım için enerji kalmaz. Böylece vücudun iç ortamı bozulmaya başlar. Evet, bunu bir düşünün. Bilimsel bir gerçek var. Stres hormonlarının uzun süreli dengesiz ve olumsuz etkilerinin hastalık yaratmak için genleri değiştirdiği artık biliniyor. İnsanlar stres tepkisini sadece düşünce yoluyla açabilirler. Yani düşünceleriniz sizi hasta edebilir. Bu temel bir zihin-beden bağlantısıdır. O zaman sorumuz şu. Düşünceleriniz sizi hasta edebiliyorsa, o zaman bu düşüncelerin sizi iyileştirebilmesi de mümkün müdür? Bir olaya veya birine tepki gösterdiğinizde o an stresli bir olay yaşadığınızı biliyorsunuz. Mesela trafikte önünüzdeki araba yolunuzu kesiyor. İçinde delirmiş bir sürücü var ve yoldan çekiliyorsunuz. Ya savaş ya kaç sinir sistemi. Çünkü kendinizi korumalısınız. Bu sistemin devreye girmesi lazım. Yani dış ortamınızdaki bir şeye duyduğunuz tepkiyle oluşan bu kimyasalların bir tepkisizlik dönemi vardır. Ama siz bu duygusal tepkileri kontrol etmeyi bilemezseniz, bu tepkileri gösterdiğiniz sürece kimyasalların akışı da saatlerce, günlerce devam eder ve buna ruh hali diyoruz. Tek bir olaya duyduğunuz aynı tepki haftalarca, hatta aylarca gösteriyorsanız bu uzun süreli bir duygusal tepkidir ve buna mizaç diyoruz. Bu artık sizin mizacınız. Kızmak için bir gerekçeniz var. Çünkü bundan 6 ay önce bir şey oldu ve bu duygusal tepkiyi ezberlediniz. Eğer bunu yıllarca sürdürürseniz bunun adı da kişilik özelliği oluyor. İnsanlar duygularını elbise gibi kat kat üstüne giyerler ve geçmişe dayanarak kendilerini bir kimlikle tanımlarlar. Hayatta kalma modunda yaşadığınız zaman stres hormonlarından kaçmak için tepkisizlik dönemi başladığında
olayın ortaya çıkma biçimiyle gerçekte nasıl olduğu arasında büyük bir boşluk olacaktır. Tepkisizlik döneminde harekete geçmeye kalkarsanız bu kimyasallar algınızı değiştirir. Pek düzgün düşünemezsiniz. Yani tepkisizlik dönemi sürecinde tepki verirseniz bunu söylememeliydim dersiniz. Bunu hiç yapmamalıydım. Aman tanrım böyle düşünmemeliydim. O mesajı ona hiç göndermemeliydim dersiniz. Neden? Çünkü bu kimyasallar korku içinde yaşayan, saldırılara maruz kalan, ortamındaki koşullara tepki vermeye çalışan, bellek bankası geniş, heyecanlı bir hayvan gibi davranmanıza neden olur. Şimdi adrenal hormonlar, yani gerçek veya hayal edilen bir şeye tepkinizden meydana gelen adrenalin, vücuda ve beyne büyük enerji akışı sağlar. Ve bu enerji akışı adeta bir uyuşturucuya döner. Ve biz de beynimizi ve vücudumuzu uyandıran kimyasallara bağlı olmaya başlarız. Yani yaşadığımızı hissederiz ve bu duygusal bağımlılıkları onaylamak için sorunlarımızı ve şartlarımızı kullanırız. Ve bu şekilde olduğumuzu sandığımız kişiyi hatırlarız. Kötü ilişkiler, kötü işler hepsini saklarız. Çünkü onları duygu bağımlılığımızı tekrar onaylamak için kullanırız. Bu sorunlar olmazsa biz, biz olmayız. İşte bu yüzden değişme zamanı geldiğinde hayatımızdaki koşullara olan bağımlılığımızı bitirmemiz gerekir. Şimdi, stres tepkisini sadece düşünceyle başlatabilirsiniz demiştim. Ayrıca bu stres kimyasallarının bağımlılık yaptığını da söyledim. Yani kendi düşüncelerinize bağımlı olabilirsiniz. O halde, kuantum dünyasındaki sonsuz olasılık alanındaki potansiyelleri seçmek ve bir gelecek yaratmak için belirli duygulara ne kadar bağımlı olduğunuzu ve bu duygusal tepkileri düşüncenizle yaptığınızı, bu yüzden olasılıklar yerine sadece sorunlara odaklandığınızı kabul etmek zorunda kalacaksınız. O zaman siz ya acil durum modundasınızdır ya da büyüme, onarım ve yaratım içindesinizdir. Aynı anda ikisini birden yapamazsınız. Yani siz gün boyu oturup canlandırma yaparsanız ve olabilecek en kötü şeyleri düşünürseniz ve her şeyi dışarıda bırakıp sadece buna odaklanırsanız ve geçmişteki duygularınızın etkisiyle gelecekte tekrar olabilir, kendimi korumaya alayım diyerek kuantum alanındaki bu ihtimali seçerseniz geleceğe de geçmişten bakarsınız. Yani siz seçtiğiniz öngörülebilir geleceği duygusal olarak da benimserseniz bedeninizin ruhsal ve fizyolojik dengesini sadece düşüncenizle mahvedersiniz. Şimdi diyelim ki korkuyla ilgili bir durum var. Siz bu potansiyeli seçiyor, kaç kez gözden geçiriyorsunuz. Buna takıntılısınız. Bunu yeteri kadar yaparsanız vücudunuz korkunun kimyasallarını almaya başlar ve siz de bu kaygı durumunu ezberlemesi için vücudunuzu koşullandırmış olursunuz. Vücudunuz artık siz bir şey yapmadan da kaygılanacak. Çünkü onu programladınız. Sonra bir bakıyorsunuz hiç istemeden panik atak geçiriyorsunuz. Sonra da bilinçli zihninizi değiştirmek için çaba harcıyorsunuz. Bunun bilinçli zihninizle bir ilgisi yok. Çünkü bilinçaltınızda programlandı. Doktora gidiyorsunuz ve doktor beyninizde bir donanım sorunu var. Kimyasallar, moleküller vesaire. Bu ilacı alın diyor. Ve ilk panik atak geçirdiğinizde bir uçaktaydınız ya da bir marketteydiniz diyelim. Ve paniğin devam ettiğini hissettiğiniz anda görüşünüz daralıyor. Işıklar rahatsız ediyor. Solunum hızınız değişiyor. Çünkü vücudunuz kaygıya programlanmıştı. Ve buna ne sebep oldu diye etrafınıza baktınız ve uçma korkunuz olduğunu düşündünüz. Marketteyseniz açık yer korkunuz olduğunu. Bu iç değişikliği dış ortamınızla ilişkilendirirsiniz. Sonra doktor da diyor bu ilacı alın, kimyasal bir dengesizlik var. Bu dengenizi geri getirir. Peki soruyorum, bu sizi iyileştirdi mi? Hayır mı? Neden? Çünkü hala kalabalık yerlerden ya da açık alanlardan kaçınacaksınız. Daha sonra başka bir psikoloğa gideceksiniz. O da size, hayır bu bir yazılım programı, babanız fazla sert biriymiş, mükemmelliyetçi biriymiş. Şimdi de siz öylesiniz. İçgörü ve anlayışınız olsa bile bu davranışınızı ya da kaygınızı değiştirir mi? Böylece oradan sonra medyuma gidiyorsunuz. Medyum da size 1500'lü yıllarda manevi bir şifacı olduğunuzu ve yakılarak öldürüldüğünüzü söyleyecek. Artık dindar manevi bir şifacı olduğunuzu ve yakılarak öldürüldüğünüzü biliyorsunuz. Peki bu kaygınızı iyileştirecek mi?
Daha sonra da bir astroloğa gidiyorsunuz. Astrolog da size Merkür nerede onu söyleyecek. Sakın evden çıkmayın. 3 ay sonra bitecek. Merkür'ün retroda olduğunu biliyor olmak sizin kaygınızı iyileştirir mi? O halde yeni bir modelin yaratılması gerekiyor, öyle değil mi? O halde geçmişten kötü bir anıyı tekrar yaşamaya devam ederseniz ve her şeyi dışlayıp tekrar buna odaklanırsanız, böylelikle depresyon, umutsuzluk, güçsüzlük, ızdırap duyguları yaratırsınız ve bunları yapmaya devam edersiniz. Vücudunuzu bu geçmişin kölesi olması ve depresyona girmesi için şartlandırmış olmaz mısınız? Evet mi? Bana katılıyorsunuz değil mi? Vücudunuza "Hadi gel, bir yerlere gidelim" derseniz size ne cevap verir? "Artık zihin benim. Beni buna sen şartlandırdın. Artık hiçbir yere gitmiyoruz." Kaygı sorunu olan birinin beyin taramasına bakarsanız tıpkı depresyonda olan bir kişiye benzer. Kaygı, gelecek için endişelenmek, depresyon da geçmişte yaşamaktır. Aynı şey. Kaygı sorunu olanların çoğu depresiftir. Çünkü geçmişi baz alıp gelecekten korkarlar. Şimdi de yaşayamazlar. Katılıyor musunuz? Sakın depresyona girmeyin, anında sizi çıkarırım. Buna bu şekilde bakmak güzel bir şey, değil mi? Yani stres tepkisi düğmesini sürekli açıp vücut dengenizi bozarsanız, o dengesizlik yeni dengeniz olur ve hastalıkları kucak açmış olursunuz. O zaman bir de şöyle düşünün. Ya savaş ya kaç sinir sistemini açtığınızda ve acil durum moduyla dengenizi bozduğunuzda bunun sebebi gerçek ya da hayali bir tehdit olabilir. Bütün enerjinizi oraya verdiğinizden vücudunuzda hiç enerji kalmaz. Böylelikle kortizol ve stres hormonları bağışıklık sisteminizde delikler açar. Erişkin başlangıçta hastalıkların çoğunu söz konusu stres hormonları yaratır. Yani romatoid artrit, MS, kanser, alerji, gıda duyarlılıkları, kronik ağrılar hepsi bağışıklıktan kaynaklı durumlardır. Siz stres tepkisini çalıştırırsanız ve kalbinizde hızla çarparsa, çünkü tüm adrenalini pompalıyorsunuz ama patronunuzu boğazlamıyorsunuz ya da kaçıp Bahamalara gitmiyorsunuz. Savaşmıyor, kaçmıyorsunuz ama stres hali devam ediyor. Buna devam ederken kalbinizi kendiliğinden hızla çarpmaya şartlandırmıyor musunuz? İşte bu da kalp hastalığıdır. Yani siz ya savaş ya kaç sistemini çalıştırırsanız ve bütün enerjinizi kol ve bacaklarınızda yönetirseniz sonuçta savaşacaksınız ya da kaçacaksınız. Bu durumda içeriye hiç enerji kalmayacak. Bir şey yediğinizde ne olacak? En organik şeyi de yeseniz, vejeteryan beslenin fark etmez, korku ve panik durumundaysanız yediklerinizi vücudunuzda organik korkuya çevireceksiniz. Çünkü vücudunuz bu organik molekülleri alıp onu bir proteinle birleştirecek ve bu da geni işaret eden duyguyla eşleşecek ve genlerde protein üretir. İnsanların şu soruyu sorduğunu sürekli duymuşsunuzdur. En iyi diyet hangisidir? Yapabileceğim en iyi rejim nedir? Ben de hep en iyisini söyleyeyim, sızlanmayı bırakın derim. Vücudunuzu birkaç hafta rahat bırakmayı deneyin. Az önce bahsetmiştim, ya savaş ya kaç sinir sistemini devreye soktuğunuzda kanınız iç organlardan çıkıp kollara ve bacaklara gider. Bir yiyeceği metabolize edecek enerjiniz kaldı mı? Vücudunuz panik durumunda. Gelsin asit, gelsin reflü, gelsin kabızlık, hazımsızlık, divertikülit. Bu durumda zaman önemli. Şimdi köşeden bir avcı çıkarsa yiyeceği hazmedecek vakit yok. İnsanlar her anını bu şekilde yaşıyor. Ya kaç ya savaş sistemiyle bütün adrenalini, likit enerjiyi kollara ve bacaklara gönderiyorsunuz. Ama savaşmıyor veya kaçmıyorsunuz ve bu enerji dokularınıza yerleşiyor. Buna da ağrı deniyor. Amerikan halkının %80'i ağrıdan şikayet eder. Çünkü oralara hep duygular depolandı. Ya kaç ya savaş sinir sistemi bütün gün çalışırsa kanınızın büyük kısmı ön beyninizden arka beyninize hücum eder. Bir şey düşünemezsiniz. Sadece tepki verebilirsiniz ve algı kapasiteniz son derece kısıtlanır. Siz bu ya kaç ya savaş sistemini tekrar devreye sokarsanız vücudunuz alarm durumunda kalır ve bir bebek büyütmeye vakit kalır mı? Ya da uzun vadeli bir duruma vakit kalır mı? Bedenin aklı bebek büyütmeye vaktiniz olmadığını biliyor.
Malum klinikler kısırlık tedavisi görenlerle dolu. Bu kadınlara bizim yaptığımız ilk şey sakin olmalarını söylemek. Sonra hemen hamile kalıyorlar. Çünkü vücutları artık acil durum modunda değil. Ve insanların %95'i, yani Batı dünyasında sağlık kurumlarına giden 10 kişiden 9'u buralara strese bağlı hastalıklardan gidiyor. Kalan %5'i ise doğuştan gerçek genetik sorunlara sahip kişiler. Genetik hastalık dışındakilerin kalanı hayat tarzından hasta. Tuhaf değil mi? Yaşadığınız bütün stres duygusal stresle sonuçlanıyor. Öyle olmuyor mu? Bacağınızı kırıyorsunuz. Bu fiziksel stres. Üstüne ağrınız için ilaç içiyorsunuz. Bu da kimyasal stres. İşe gidemiyorsunuz. Para durumunuz etkileniyor. İşte size bir de duygusal stres. Sonunda hep duygusal stresle sonuçlanır. Şimdi, stres hormonlarıyla meydana gelen duygular içlerinde her şeyi taşır. Öfke, hayal kırıklığı, hırçınlık, asabiyet, nefret, yargı, korku, kaygı, güvensizlik, değersizlik, üzüntü, acı, ızdırap, suçluluk, depresyon, bütün bu duygular stres hormonlarının ürettiği şeylerdir. Ve psikoloji de buna normal bilinç durumları der. Oysa bunlar değişmiş bilinç durumlarıdır. Siz, ben, stres hormonlarıyla yaşarken bu kimyasallar bizim çok bencil insanlar olmamıza yol açar. Egoist, ben merkezci, kendi keyfini düşünen, kendini öven, kendine önem veren, kendine acıyan, her şeyin başı kendimiz oluruz. Ve bu kimyasallar, beden, çevre ve zaman konusundaki dikkatini tekrar onaylamak için egoyu hep destekler. Başka bir deyişle, geyik bir çakal tarafından kovalandığı sırada ilgilendiği sadece 3 şey vardır. Kimyasallar onun bedenine olan farkındalığı arttırır. Bu bedene dikkat etmem lazım. Kimyasallar ayrıca çevresine de dikkat çeker. Ben nereye gideceğim? En iyi güzergah hangisi? Ve hormonlar zaman konusuna da dikkat çeker. Oraya varmama ne kadar kaldı? Yani beden, çevre ve zaman. Sizler ve ben bu stres kimyasallarıyla yaşarken vücudumuza takıntımız olur. Nasıl görünüyoruz? Saçımız, kilomuz, çevremize de takıntımız olur. Kendi sorunlarımıza, dünyanın koşullarına, zaman takıntımız da oluşur. Ve gerçekliğimiz sadece bedenimiz, çevremiz ve zamandan ibaret olur. Bu stres hormonları kendi gerçekliğimizi duyularımızla tanımlamamıza yol açar. Dış dünyanın iç dünyamızdan daha gerçek olduğuna inanırız. Çünkü bütün dikkatimiz dış çevremizden gelecek o tehditte olur. Ve içimize dönmeye, yaratmaya, inanmaya zamanımız yoktur. Köşede bir avcı bizi beklerken bunların sırası değildir. Biz materyalist olduğumuz için gerçekliğimizi duyularımızla tanımlarken sonuçta bu kimyasallar duygularımızı iyice coşturuyor. İşte bunlar olurken biz olasılıklar yerine sadece maddeye odaklanmaya başlıyoruz. Bakın, atom %99.99999 hiçtir. Atom enerjidir, bilgidir. 0.00000 birlik kısmı parçacıktır. Ve bu parçacık anlık bir olgu olarak var. Siz kuantum alanına saniyede 8 kere girip çıkıyorsunuz. Yani siz maddeden ziyade enerjisiniz. Ve bizler stres hormonlarıyla yaşarken tüm dikkatimizi olasılıklar dalgası yerine o parçacığa yöneltiyoruz. Stres hormonları olasılıklardan uzak ve ayrı hissetmemize neden oluyor. Çünkü biz gerçekliği duyularımızla hayatımızdaki tüm nesneleri hissetmek ve dikkatimizi dış dünyaya yöneltmek için tanımlıyoruz. Ve bu olduğunda da bu hormonlar sonuca ulaşmak için acele etmemize, rekabet etmemize, bir şeyler yapmaya çalışmamıza neden oluyor. Çünkü madde gibi hissediyoruz ve maddeyi değiştirmeye çalışıyoruz. Hormonlar daha az enerji, daha çok madde gibi hissetmemize yol açıyor. Bu durumda ne yapacağız? Maddeyi değiştirmeye çalıştığımız için her zaman istediğimizin olmasına, neticeyi zorlamaya ya da geçmişte bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. Ve o anda sonsuz olasılıkları göremiyoruz. Sonsuz olasılıklar hep orada ve bunu görmemiz gerekiyor. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkürler.